Ve Beşiktaş şampiyonluk umutlarını Trabzon deplasmanında yitirdi. Gol sesi çıkmayan derbide böylelikle Şenol Güneş'in takımı zirve yarışından kopmuş oldu. Bundan sonraki süreçte futbol severler kalan haftalarda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kupa kaldırma heyecanına ortak olacak. Öte yandan Sarı Lacivertliler Ali Koç başkanlığında ilk ciddi kupasını kaldırdı. Fenerbahçe Alagöz Holding Euroleague kadınlar finalinde Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek tarihinde ilk defa bu kupayı müzesine götürmeyi başardı. Daha önce 5 kez final oynadığı Euroleague'de ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Euroleague tarihinde aynı zamanda hem erkeklerde hem de kadınlarda Euroleague kupasını kazanmış ilk takım Fenerbahçe Spor Kulübü oldu. Aynı başarıyı erkek futbol takımından da bekliyoruz. Ve GOAT Enner Valencia. Fenerbahçe'nin Ankara gücünü 2-1 yendiği maçta fileleri sarsarak ligde 27. golüne ulaşan Enner Valencia rekor kırmaya çok yakın. GOAT 3 gol daha atarsa Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Aykut Kocaman'ı geride bırakacak. Bilindiği üzere Kocaman, Sarı Lacivertli takımın 103 gol atarak şampiyon olduğu 88-89 sezonunda gol kralı olurken fileleri 29 kez havalandırmıştı. Bakalım bundan sonraki süreçte Enner Valencia 3 gol daha atabilecek mi?